Esenlikler değerli insanlar. Şimdi sizlerle kısa bir görüntü paylaşacağım. Yeni gördüm ben bunu. Biliyorsunuz ben Geek TV'de yayınlara katılırken İbrahim Atabey'in kanalında bir yığın gelişme sağlamıştık orada İbrahim'le birlikte. Daha sonra İbrahim Atabey'in bir Kur'an yırtma olayı oldu tabii. Ve yayınlara ara verdi. Daha sonra Soylu diye bir tanesi geldi. Anahtarı ona verdi, yayın anahtarını İbrahim. O yayın yapmaya başladı. Ve bu adam ben işte yayın yaptığı sürece Geek TV'ye çıkmamam için İbrahim'le konuşmuş. Yakup Deniz gelmesin falan diye. Şimdi bugün YouTube'da dolaşırken bir şey düştü önüme. Bu Soylu denen şahıs İbrahim'le konuşuyor. Bu Discord bilmem ne neciler var falan işte ihbarcı bilmem neci gidip polislerle beraber çalışan ne bileyim tehdit şantaj yapan ve insanların evine polis gönderen bilmem ne yapan böyle bir soytarı takımı var. Güya tehdit ediyorlar. Bu tür yayın yapanları buradan alıkoymak için şey yapıyorlar. Şimdi bu Soylu epeleniyor İbrahim'le konuşurken. Diyor ki kimdir o? İşte İbrahim'le diyor diskorsçular falan var. Gelsinler benim yanıma gelsinler diyor. Soylu'nun kim olduğunu onlara bir göstereyim falan konuşuyor böyle. Daha sonra bu diskorsçular bunu yakalıyorlar tabii. Yakalıyorlar. Hemen satıyor. İbrahim Atabey'i satıyor. Ve kendisinin dinin yanlış anlaşıldığı için, İslam dinimiz diyor yanlış anlaşıldığı için ben onu yapıyorum falan. Bir de şunu söylüyor. Böyle bir alçaklık. Bir şerefsizlik. Ya nasıl olur? Bunlar da vardır. Ben bunu biliyorum da. Zaten vardır bunlar da. Kendisi de söylüyor zaten. MHP'li olduğunu falan söylüyor. İşte İbrahim Atabey'in diyor. Orada bir sürü genç çocuklar vardı. Bunlar diyor dinden çıkmışlar, bayraktan da soğuyorlar falan filan. Orada diskursçum denesi diyor ki böyle bırak milliyetçiliği falan, biz onun için gelmedik falan diyor. Hemen onu da bırakıyor tabii. Arkadaşlar inanan işte Geek TV bunlar yıktılar. Bunlar yıktılar. Ha, öbürü de öyle. Aynısı. O da yarın bakın neler neler söyleyecek belki de. Uçaktaki var ya o da. Şimdi arkadaşlar bu adamı bir dinleyin. Nasıl bir kalite? Nasıl bir insan? Bunu anasını bacısını hepsini satar ya. Bunlar düşman eline geçtiği zaman da ülkesini satar. İnanın ülkesini satar. Bakın ufacık çıkarı için diskortçular geldi. Korkusundan altına yetmiş ve satmadığı bir şey yok. Satmadı. Ülkesini satar bunlar ya. Bunlar milliyetçiymiş. Ben bir MHP'liyim de bilmem neydi. Zat sanki çok iyi bir şeymiş gibi. Konferanslara katılmış. Ülkesini satan insan bunlar işte. Arkadaşını satan, anasını bacısını satan insan bunlar. Babasını satar bunlar. Ondan sonra da ileriye geriye laf ediyor. Ona buna bölücü diyor. Haysiyetsiz. Dinleyin arkadaşlar lütfen. Ben yeni gördüm. Umarım İbrahim Atabey de bir ay olmuş bu yayınlanalı. İbrahim Atabey de bunlar dinlemiştir. Hatasını da anlamıştır zannedersem. Buyurun. Veya bu adama hakaret etmeniz yanlıştır. Bu platformlarda bir tane daha bana örnek göster. Bir tane daha örnek göster vatansever. Bir tane din eleştirisi bir adam söyle. Bir tane evladımız var. Bak, başka bir tane daha evlat bulamazsın. Buluyorsan söyle bana. Bak ne diyor? İbrahim Atabey için. Diyor ki bir tane evladımız var diyor. Din eleştirip de milliyetçi olan diyor. Bir tane ve başka bir denesi varsa diyor gösterin diyor. Devam ediyor. Ama gelip de İbo'ya saldıran, İbo'ya saldırdığınız her gün bu vatan evladına saldırdığınız her gün beni karşınızda bulacaksınız. Bak ne diyor?
İBO'ya saldırdığınız her gün beni karşınızda bulacaksınız diyor. Ağzı görüyorsunuz değil mi? Bakın şimdi nasıl kedi gibi, köpek gibi diyeyim yani. Kedi gibi demeyeyim de kuyruğunu nasıl kısıyor. Köpeğe de kurban olsun. Köpek de bunlar kadar, yani o kadar haysiyetsiz değil. Köpekler çok şerefli. Dinlediniz değil mi arkadaşlar? Ne diyor bakın. Bakın şimdi ne diyor. Böyle bunların Ayıldız Discord diye bir şeyleri var. Ayıldız Discord'inden İslamcılardan o var ya. Tamam, gelsin. Ya Özkan'ı söyle sen. Alayını söyle. Gel bakayım sen. Gel. Gel oğlum, siz daha Soylu'yu tanımıyorsunuz. Gel. Gel oğlum gel. Yayından iki hafta sonra o Discord'çular geliyor. Bakın nasıl kişiliğini ortaya koyuyor. Nasıl kişiliğini. Bunlar vatanı matanı hepsini satar bunlar. Bunların milliyetçilikle bilmem neyle alakası yok ya. Bunlar teyar eden osuruk bunlar. Bakın. Birincisi asla kimse bir tehdit falan için o hani gel söylemi bir hakaret ya da bir şey değil. Orada ona takılmıyorum. Ama ikinci olay da şeydi, işte son kalesi, milliyetçinin son kalesi dediğim çok o tepkiyi de aldım. Kendi arkadaşlarımdan da aldım. Yani ben buraya gelirken birçok arkadaşım da beni izliyor. Doğru. Onlar da beni uyardılar. Dediler ki ya oğlum bu ne demek? Dedim ya ne bileyim, o anda hani diğer şeylere bakıyorum. Gizli, Montez kanallara bakıyorum. Ulan arkadaş, adamların milliyetçilikle devletle hiç alakası yok. Ben de kendimce şunu düşündüm. Dedim ki eğer bu kanalların bu insanların içine girersek, ki zaten hepiniz de biliyorsunuz, dinsiz camiaya girdiğiniz anda bu görüşlerin kucağındasınız. Özellikle biraz daha böyle dünya görüşü zayıf genç insansanız. Üniversite yıllarından beri Milliyetçi Hareket Partisi'nin de üyesiyim. Birçok konferansta da konuşma yaptığım için birazcık o hitabetime de güveniyordum. Muhammed Bey, milliyetçiliği bir tarafa bırakalım, konumuza odaklanalım. Yani bu konunun milliyetçilikle veya partizanlıkla alakası yok. Tabii yok. Tamam. Sadece ben şunu vurgu burada, yapmak istiyorum. Burada yani, inançlara, kutsala hakaret olduğu için hani ben milliyetçiyim, ben biraz daha az küfrettim veya ben biraz daha az aşağıladım konumuna gir düşmeyelim. Bu komik olur. Bunda fikri sadece ben şu kısmından geldim. Yani buradaki bu düşünce sadece dinsizlikte kalmıyor. Ben kendi hassasiyetimi bahsediyorum. Benim hassasiyetim burada. Ben milliyetçi bir insan olduğum için onu vurguluyorum. Yoksa size böyle bir şey empoze ettiğim için değil. Yok. Beni rahatsız eden daha kuvvetli kısmı burasıydı. Dinlere hakaret kısmında da aynı fikirdeyiz. Sonuçta hepimiz bu dinin içerisinde de olduk. Bu dini yaşıyoruz. Dinlere diyor, hakaret konusunda da diyor seninle aynı fikirdeyiz. Bunun içerisinde bulduk. Dinimiz diyor, devam ediyor. Bakın arkadaşlar. Ki eleştiriyorum, dinimizi doğru öğrenmediğimiz için. Dinimizi doğru öğrenmediğimiz için eleştiriyorum diyor. Arkadaşlar, değerli insanlar, eğer beni takip eden varsa, bu adam da takip ediyorlarsa, lütfen. Bakın sizler orada, çeker orada gider ihbar eder sizlere. Sizleri satar. Kesinlikle kim olduğunuzu falan belirtmeyin. Samimi olmayın bunlarla. Bunlara kendinizi, isminizi, adresinizi belirtmeyin. Bunlar yavşaklar. Ben diyor Milliyetçi Hareket Partili bilmem ne, öbürü ne diyor öbürüsü. Buraya milliyetçilik falan değil, dine hakaret olduğu için. Ha tamam de, ondan sonra nasıl kıvırıyor bakın. Devam ediyor. Müslümanlara da eleştirin bu noktadadır. Ha, ama benim bir misyonum vardı. O misyonu yüklenmek için buraya geldim. Bu çocuklar da gidip de yani dinden çıktılar, devletine de düşman olmasınlar. Benim misyonum burada buydu. Bunun için geldim. İbo'nun yayınla bunun için çıktık. Bir adam çıkacak, ben senin peygamberini Allah'a diyecek ve siz bu insanın kitlesini milliyetçi göreceksiniz. Öyle bir dünya yok. Olmadı hiç. İbrahim milliyetçinin son kalesi diyorsunuz. Sizce İbrahim milliyetçi duruşu sergiliyor. Yani siz öyle mi görüyorsunuz? Orada da çok yanlış bir tarafa gitmiş. Ben o dinsiz monteist değil. Kendilerini iddia ediyor ya. Ya siz bir pisliği, bir bataklığı, yani başka bir pislikte bir bataklıkta mı kurdurmaya çalışıyorsunuz? Lütfen kendinizi sorgulayın. Bakın belki psikolojik bir dönemdesiniz. Belki bir sıkıntı yaşıyorsunuz, bilmiyorum da. Karşı karşıya gelmeyelim. Biz üzülüyoruz bu konuda. Ama yapacağımız bir şey de yok. Çünkü kimse ne yaptığının farkında değil. Biz bunu görüyoruz. Yani artık ne bileyim, Allah'a, peygambere hakaret normal oluşturmaya çalışıyorsunuz. Siz istediğiniz kadar iyi niyetli yayın yapın. Chatinizde sürekli hakaretler, sürekli küfürler var. Hani siz diyemezsiniz. Aa işte oradakilerden benim alakam yok. Sizin yayınınız, siz sorumlusunuz beyefendi. İnsanın tutup da inandığı, çıktığı diye küfretmesi, hakaret etmesi ne kadar aşağılık ve insanlık dışıysa, bir de buradan bölücülüğe kaybolması kötünün double kötüsü oluyor.
İlla ki bir bölücülüğe falan oraya sığınacak. Yavşak oğlu yavşağı görüyor musun? İlla ki oradan bir yerden bir şey bulacak yani. Kendisini savunamıyor. Kendisini savunamıyor. Ben bu dine inanmadığım için, bu millet bu dinle zehirlendiği için ben bu yola girdim ve bu dini eleştiriyorum diyemiyor. Diyemez bunlar zaten. Görüyor musunuz? Nasıl insan satıyorlar? Yok yok, ben zaten size şunu söyleyeyim. Yani ben hiçbir zaman hani ne hiçbir yerde ne gideceğim ne yapacağım gibi bir söylemde bulunmadım. Destek oluyorsunuz. Bakın, maddi destekten bahsediyorum. Manevi destek oluyorsunuz. Yayınlarına katılıyorsunuz ve yayınlarını açıyorsunuz ve adamı gerçekten yani ben çok üzüldüm. Neden? Ya bakıyorum bu adam attı başını bari bu yapmasın diyorum. Adam milliyetçinin son kalesi İbrahim'dir diyor. Yani işte, yapmayın, yok, lütfen yapmayın. Geri kalan işte yok milliyetçinin son kalesi söylemleri amacını fazlasıyla aşmış sözler. Benim söylemek istediğim, evet, orası belki son çıkış kapısı gibi görüyorum. Yani oradan geçtikten sonra da çünkü ben bunların diskotundayım da aynı zamanda. Hem de orada yöneticiyim. Peki haftalarca çenemi patlattım oradaki çocuklar. 17 yaşında, 14 yaşında pırıl pırıl çocuklar ya görseniz. Hmm. Adam çıkıyor orada diyor ki ne bayrağı, ne millet, ne devlet diyor. Yok bilmem ne. Ya dedim, ya dinden çıktınız. Şey mi oldunuz yani? Dejo abinin bir sözü var. Perdeler kalktı, humanist böyle bütün dünyayla. Lan yanlış anlamayın, ağzımı bulacağım ama evet. Sikerler be abi. Ama bir adam niye durdururken başını belaya sokar ki? Bu konuda sizi hiç çözemedim mesela. Ha şunu da söyleyeyim. Gelen herkes zaten şimdiye kadar ben bir suç yapmadığımı düşünüyorum. Aynen, hani sıkıntı orada. Hani diyor benim için benim için peygamber diye biri yoksa Allah diye biri yok. Ben bunu söylerim diyor. Söyleyebilirsin, hakaret edemez. Aradaki fark yok. Tabii canım. Söylemek de hakaret etmek farklı şeyler. Mesela İbrahim dediğiniz o dangalak bu işi Rusya'da yapsaydı, İncil yırtsaydı 5 yıl yargılanacaktı. Yani orada da suç. Farklı bir şey değil. Tabii canım. Orada Kur'an yırtması da suç. Ondan dolayı da zaten yani. Bunu ne için yapar? Bir insan bunu çıkar için yapar. Tabii ki yani durup dururken insan kendi canını, varlığını, ailesini sıkıntıya sokmak ister mi? Hayır. Ama işi gücü yoksa, başka bir meziyeti yoksa, buradan da para geliyorsa, bu parayı kimden attığını siz de ben de çok iyi biliyoruz. Zevk alıyor, keyif alıyor canım. Onlar kanını kaşıyan çok insan var ya. Ya siz açın, PKK'ya küfredin, ben para atarım. Orada da onu kaşıyan insanlar var. Aynen. Hani büyük resmi gördüğünüz zaman zaten olayı çözüyorsunuz. Yoksa bir insan niye kendi canını sıkıntıya sokar, niye riske atar? Ne gerek var? Az önce bak. Nasıl tehdit ediyorlar bak. Niye diyor insan canını tehlikeye atar? Yani bu dini eleştiremezsin kardeşim diyor. Bu dini eleştiremezsin diyor. Canınız tehlikeye girer bu din eleştirdiğiniz zaman diyor. Bana da yanaştı bu dangalaklar. Tabii bir şey yapamadılar, yapamazlar da. Ama öbürü İbrahim buna yayının anahtarını verdi arkadaşlar. Yayının anahtarını verdi ve kanalı kendi eliyle batırdı yani. Kendi eliyle. Kendisine dost olanları düşman bildi, böyle düşmanları da yanına çekti. Böyle düşmanları yanına çekti. Bunlardan dost olur mu ya? Bunlar insanı hemen satar, aniden satarlar. Bak çıkar için hemen. Korktu, sattı. Yayından iki hafta sonra kabadayılık yapıyor. İbrahim'le konuşuyor. Gelsinler benim yanıma gelsinler. Kimmiş soylu bir görsünler diyor. Gelir gelmez nasıl yavşaklaşıyor? Nasıl satıyor hemen? Tarih boyunca bunlar böyle olmuştur. Cephede insan satar bunlar. Cephede. Tam çatışırken kaçarlar, insan satarlar. İçeriye gelirler, milliyetçilik yaparlar. İşte bunlar. Devam ediyoruz. Az önce bir şey sordun ya usta. Yani aynı şey. Benim ne paraya ihtiyacım var, ne başka bir şey. Benim bir tek amacım vardı buraya gelmek. Benden duyun bunu. Bunun aksinde de bir şey getirilirse size bana da sorabilirsiniz. Az önce Sömez Hoca'nın dediği gibi. Böyle çelişki doğuracak bir şey. Tek bir amacım var. O da amacım şuydu. Burası basit bir mecra. Burada aynı fikirdeyiz. Ama bu küçük çocuklar kafalarını bunu yazdıktan sonra büyüdüklerinde icraata geçecekler. Çok iğrenç bir fiil ya. İğrenç söylemlerin olduğu bir kanal boşta kalıp tutup da daha kötüsünün gelip o kanalı... Bak şimdi güya İbrahim Atabey'in kanalına gelenlerin onları kurtarmaya gelmiş gibi nasıl şey yapıyor? Nasıl işin içinden çıkmaya çalışıyor görüyor musunuz? Nasıl işin içinden çıkmaya çalışıyor? Hem hainlik yapıyor hem işin içinden çıkmaya çalışıyor. Maalesef ve maalesef. İşte bu. Bak. Bunu eleştiri değil yani. Hepimizin savunduğu şey mutlaka 3 aşağı 5 yukarı aynıdır da nerede savunduğunuz önemli. Anlatabiliyor muyum? Hani kötülüğün içinde olup da karşısında duramazsınız. Böyle bir dünya yok.
olmadığı için. Ya şey bilirsiniz değil mi? Yani dostunu yakın tut, düşmanı daha yakın tut. Bu ortam için geçerli değil. Ama yani olayın boyutu var. Boyutu nedir? Bakın size tekrarlıyorum. İşte Bekir Sağlamer'dir, ne bileyim bu Konya'daki Halime Hanım'dır vesaire vesaire. Dün bu insanlar da Kur'an eleştiriyordu, alkışlıyorlardı. Bugün bakıyorsunuz bunlar PKK'lı. Kesinlikle biliyor ve PKK'lı demesindeki amaç onu PKK'lı gördüğü için değil. Aynen. Başka bir konuda çıkar çatışması olduğu için konuşuyor. Yani. Ne bak, bak yavşağa bak bak. Diyor ki başka konuda diyor çıkar çatışması oldu diyor. Ne çıkar çatışması oldu? Bekir Sağlamer gitti eve geliyordu. Ne çıkar çatışması oldu? Veya diğer öbür ismini unuttum bir kadın vardı. Kürt kadın. Çıldırttılar adamı orada. Ve bunlar gittiler tehdit ettiler işte. Polisler gittiler. Şunlar bunlar gittiler tehdit ettiler. Kadını tehdit ettiler. İbrahim Atabey'in hatasını, adresini verdi bunlara. İşte bunlar da bakın nasıl satıyor İbrahim Atabey. Evet. Devam. Benim dosyamı da verebilirsiniz. O kadar da ne söyleyeyim. Hani yok bana dosya vermeyin falan filan. Çünkü eğer bir suç işlediysem kanunlar önünde herkes eşittir. Davay. Yavşaklar. Vatandaşıysam. Aynen. Türk ceza kanunu bilmiyorum diye bir şey yok. Söz konusu olamaz. Olamaz. Türk ceza kanununda belirtilen bütün cezai müeyyidesi. Görüyor musunuz arkadaşlar yavşaklığı ya? Adam gibi çıkıyorlar bir de kanala çıkıyorlar, ekrana çıkıyorlar. İş yaptığını söylüyorlar. Titriyor. İnsan satıyor. Sonra da kendilerini milliyetçi diyorlar. Hepsi böyle bunların. İstisnasız ya. Bunlar cephede insan satar. İnsan silah arkadaşını satar kaçar bunlar. Meclere hepimiz muhatabız. O yüzden de bir sıkıntı yok. Ben sadece beni tanırken yanlış tanımasın insanlar. Her ne kesimden gelirse gelsin. Ben buyum. Şimdi bakın biz ekranda gördüğümüz Muhammed Bilal Soylu'yu tanıyoruz. Ve siz maalesef kendinizi böyle lanse ediyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz. Şu an konuştuğumuz Muhammed Bilal Soylu çok farklı. Anlatabiliyor muyum? Hani maalesef siz kendiniz. Bak kendisi de o da diyor. Çok farklı. Çünkü yapacaklaştı. Çünkü korktu. Çünkü kişilik yok. Çünkü onur, haysiyet yok. Namus yok. Biz niye bu dini eleştiriyoruz? O ülke bu dinin esaretinden kurtulsun, ülke refah ersin diye. Değil mi? Ülke refah ersin. Ancak öyle olur diyoruz. Buna inanmışız. Buna inanmışız, bunu savunuyoruz. Üzerimize ateş yaksırar, biz bunu savunuruz. Nasıl yavşaklaşıyor hemen? Nasıl yavşaklaşıyor? Evet. Yanlış görse ve yanlış ortamlarda bulunup yanlış şeyleri savunuyorsunuz. Eleştirir. Bunu kabul edin etmeyin. Önemli değil. Kesinlikle. Benim buradaki düşüncem az önce söylediğim söylemle birebir aynı. Dostunuzu yakın tutun, düşmanınızı daha yakın tutun. Yani eleştirilebilir mi? Eleştirilebilir. Ama dediğim gibi benim düşünce dünyam bu. Bundan da rahatsız mıyım? Artık hani böyle bu ortamın aynı fikre geldim size yani. Yani bu şekilde olmaz. Bu aslında doğru yönde. Yakın tutuyor da. Aynı fikre geldim. Başka pislikten çıkmaz dedi bir laf var. Aynen öyle. Şu anda da onu yaşıyoruz işte. O pisliği temizlemek için, kendimi doğru ifade etmek için aranızda bunu anlatmak zorunda kalıyorum ki bu da ne kadar ağır geldiğini düşünüyorum. Benimle ilgili de herhangi böyle bir olur. Bazen bakarsanız ya bu adam bize geldi böyle konuşmuş, şimdi böyle davranıyor. Gelip uyarabilirsiniz. Sen dostlarımı yanlış bir hesabı seçmişsin zaten. Yani neyini uyarıyorsun? Yani kimse kimseye ne bileyim kanal şifresini verip de yayınımı yaptığına yani dostsunuz. Gel benim kanalımda yayına çık dediğin zaman o adama güveniyorsundur, dostsundur, arkadaşsındır veya ne bileyim aynı fikri savunuyorsundur. Yani benim izleyici olarak izlenimim budur. Sönmez Hoca'nın demek istediği şey de o yüzden. Aynen. Yani madem böyle düşünüyorsun burada ne iş var? Doğru mu Sönmez Hoca? Abi, öyle kardeşim. Şimdi ben de bunu şöyle izah etmeye çalışıyorum. Hani bunu kabul etmeseniz bile ben düşüncemi benim ağzımdan duyun diye. Evet gördüğünüz sahne bu. Necmettin abinin az önce anlatmak istediği şey buydu. Benim düşüncem de şuydu. Kötü durumdalar. Gerçekten iğrenç bataklığın içerisindeler. Ama evet. Daha beteri de var bu iş. O da bu terör yuvasına militan yetiştirmek. Dinden çıktı. Bakara ya. İbrahim Atabey militan yetiştiriyormuş. O kanalda. Bu alçaklığı görüyor musunuz işte? Vay İbrahim vay. Daha çok şey kaldıracaksın sen.
dostunu düşmanı tanımamakla daha çok çok şeyler geçireceksin. Dostunu düşmanını tanıyacaksın. Ölçeceksin, biçeceksin kardeşim. Ölçeceksin ve biçeceksin. Sen bu namussuza yayın anahtarını verdin. Nasıl satıyor bak. Öbürü de öyle. Uçaktaki ateist var ya, o da öyle. Aynısı. Uyardım, söylüyorum İbrahim. Hala senin yanına gelen Türk kökenli insanlara hala bölücü diyorsun. Hala işte Yakup Deniz'in söylemleri bölücülere destek oluyor. Onun için bölücüler oraya geliyor falan diyorsun. İbrahim, kendini bir tanı. Etrafındakileri bir tanı. Bak, hiç kimse kalmadı onlar. Mamisi, şusu, busu, öbürüsü, beriks, hepsi bak çekildi gittiler. Hepsi de aleyhine iş yaptı. Hepsi. Bak, yayın anahtarı verdiğin insan nasıl satıyor sen? Mehmet'in abim dediği gibi kapılar kalktı. Ben hümanistim artık. Vatan nedir ya? Adam gelmiş bayrağı eleştiriyor ya. 14 yaşında çocuk gelmiş oraya. Nasıl bayrağı sığınıyor görüyor musunuz bu alçaklar? O bayrağı 30 sefer kurban olun lan. O bayrak var ya, siz geberin de üstünüze serilsin. Yeter ki siz geber. Üstünüze serilsin o bayrak. İşleri güceri bayrak kullanmak, şehit kullanmak, asker kullanmak, devlet kullanmak. İşleri güçleri bu. Bunlar o kadar namussuz ki arkadaşlar. O kadar namussuz ki. İnanın, tahmin edebileceğiniz kadar namussuz bunlar. Şu Ay Yıldız diskursçuları size mi kaldı lan? Pezevengin evlatları. He? Bu dini savunmak size mi kaldı? Allah'a var, peygamberi var. Gelsin savunsunlar. Tarikatı var, diyaneti var, şusu var, busu var. Siz kimsiniz? Siz kimsiniz? Size mi kaldı bu dini savunmak? O ülkenin insanı kurtulmasın mı bundan? Bu esaretten kurtulmasın mı? Benliğini yitirmiş, Türklüğünü yitirmiş. Milliyetçilik taslıyorsunuz. Türklüğünü, benliğini yitirmiş. Araplaşmış. Doğumundan ölümüne kadar Arap gelenekleriyle yaşıyor. Haysiyetsiz, onursuzlar. Çıkmışlar piyasaya, din eleştiren insanları tehdit ediyorlar. Ve böylesi yavşaklar da hemen kendi yanındaki insanları satıyor. Görüyorsunuz değil mi değerli insanlar? Söylediği şeyleri duyunca tüyleriniz diken diken olur ya. Yani. 14 yaşında bu çocuk. Biz çok duyduk onları. Biliyoruz. Ben işte yok, annesinin babasının namaz kılmasından hakaret etmesinden tut. İşte bu diyeyim. Çocukların gözü midem bulanıyor diyenin. Annesinin babasının diyor namaz kılmasını hakaret ediyor. Görüyor musunuz alçağı? Nasıl sokulmuş? Hala da bunu izleyen var. Din eleştirisi yapıyor diye izleyen var hala. Bak, bir tek yerde bile İbrahim Atabey yalnız değildir. Yok İbrahim Atabey masumdur. Yok yanındayız, götündeyiz, içinde. Asla böyle ne söyleyeyim ne yazımı bulamazsın. Neden yanında duruyorsun? O zaman yani çok tezat ya. Daha da tezat. Ya bir saniye. Ateizmin son kalesidir. Biz onu korumamız lazım değil mi? Ateizm demedim. Milliyetçilik. Ha, milliyetçiliğin son kalesi. Yani, o da amacını açtı. Az önce de söyledim çıkanım. Amacını açtı. Yani, söylediğim şeyle düşündüğüm şey aynı şey olmadı. Bir tane Rusya'da tembel bir herifin geçimini sağlayacağım diye sen hayatını, aileni sıkıntıya sokuyorsun. Hani ne gerek var buna? Niye? Tehdide bak. Şunlardaki tehdide bak. Tehdit diyorlar. Tehdit diyorlar ya. Din eleştirisini yapamazsın diyorlar. Ay Yıldız Discord mudur? Ne zırtoysa. Bunlar ekip gibi çalışıyorlar işte bu arenada arkadaşlar. Bu işte Soylu. Ondan sonra vardı yani birkaç kişi vardı böyle. İşte uçaktaki ateist. Ondan sonra Efe Aydal falan. Var bunlar yani. Bunlar bu mecrayı çökertmek için varlar. Geldiler. Ve hala devam ediyorlar. İbrahim Atabey bunu anlamadı. Hala da sanırım anlamıyor. Geçen ay çıktığımda yayında yine söyledim. Hep yanlış bakıyor.
Tamam, samimi bir şekilde din eleştirisi yapıyor. Ben buna katılıyorum. Hatta hala destek vermemiz gerektiğini de düşünüyorum. Bunlara karşı. Ama İbrahim kendi kafasından bir başka bir senaryo üretiyor. Başka bir düşman grubu çıkarıyor. Önüne gelene bölücü diyor ya. Dinleyelim arkadaşlar. Ben de dinlemedim sonuna kadar. Yarısına kadar dinledim. Ve tahammül edemedim. Dedim belki kaldırılır bu video. Bari kayıt alayım dedim. Niye yapıyorsun bunu? Çıkarın. De ki bana para veriyor. Anlarım. Eyvallah. Tamam. Çıkar için yapıyorum. O da yoksa niye yapıyorsun? Aidiyet hissinden yapıyorum. Ben tarikatın içerisinde boğulmuş bir insanım. Annem de babam evliliği ayakçıyım ve tarikatın içerisinde. Yine Müslüman oldu Pecevay. Evet. Ne olduğunu yani ben anlatayım size neden döndüğüm. Şimdi sıkıntı burada. İbrahim bu tür şeyleri göstererek İslam'da budur diyor. Aynen. İşini gösterip terördür diyor. İnsanları bu şekilde diğer masum Türk İslam sentezi dediğimiz bir şey var. Yani bundan kopartmak. Tutup bu tip sahtekarlıklarla İslamiyet'e eşit koyup İslam bu bundan çıkın bundan kurtulun denmesi. Kendini ifade ettiğin gibi kendini göstermiş olsaydın ki öyle göstermedin. Zaten İbrahim senin ne aileni bırakırdı ne çocuğunu. İşte az önce anlatmak istediğim bu hocam ya. Benim amacım oradan içeriden anlatmak bunları. Bunları bu şey kim mesela... Ya şuraya bak ya. Bir insan bu kadar mı alçalır ya? Bu kadar mı yavşaklaşır ya? Diyorum ya bunlar cephede insanı satar ya. Bunlar kimdir arkadaşlar ya? Yazıklar olsun İbrahim sana ya. Bunları göremediğin için yazıklar olsun sana. Ya, geliyor adam beni izliyor. Gelenlerin çoğu zaten TV'den tanıyıp gelen insan. Ben kanalımda bunu farklı bir şekilde anlatıyorum. Ben bilmiyorum hani kanalımda yaptığım yayınlarla ilgili bir eleştiriniz var mı? Orada söyleyenlerimle benim katmak istediklerimle ilgili bir yanlış varsa onu da beklerim ya. Benim amacım zaten bu tarafa çekmek. Müslümanlar okusunlar Kur'an'ı ki karşısında bir sahtekar çıkıp da tarikatı veya işte terör örgütlerinin örnek göstererek İstanbul'dur çıkın hadi buradan demesine kalmasın. Ha, Müslümanlar uyarıyormuş. Kur'an öğrensinler ki bir sahtekar çıkarsa bölücü falan onu da katıyor zaten. Onu katmazsa olmaz. Ve geçtiğimiz dakikalarda ne dedi? Ben dedi işte yaptığımın suç olduğunu da biliyorum. Kanlara boynum kıldan incedir falan gibi. Ya bir yavşak insan kümül tam kümül ya. Yani zerrenin zerresi. Bakın İbo dahi hepsi dünün tarikat üzerinde. Anlatabiliyor muyum? Ama senin ailen o tarikata mensupsa veya seni o tarikatta verip bir tarafına bademlettiyse kardeşim bu benim suçum değil. Hani kimsenin suçu değil. Açık konuşuyorum. Tarikatlara karşı yayın yapın. En başta biz geliriz. Hemen destek oluruz. Seviniriz hatta. Şimdi bu tam ters yönden dinsizlik üzerinden yapılmaya çalışıyor. İşte ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Benim misyonum burada buydu yani. Buna engel olabileceğim kadar olabilmek ki onun en güzel yöntemi de kendimce buydu çünkü ya saldır zaten mücadele ediliyor bununla ilgili. Yani biraz daha böyle içeriden konuşmak, içeriden fikirlerini söylemek, birazcık onlardan böyle sempati ve algı yaratmak daha önemli değil. Ben köpek eğitmeniyim biliyorsunuz, her tarafta da söylüyorum zaten. Evet. Bunun hem şeyi var, real hayatında var hem de gerçekten köpek gibi insanlar var. Onların da biraz eğitilmesi gerektiğini köpeğe düşünüyorum. Kurban ol. Geldiği kadar köpek senden çok üstün. Ama ne kadar başarılı oldum. Sizin eleştirinize de katılıyorum. Çok da başarılı olduğunu düşünmüyorum. Aslında amacım buydu. En azından amacım bilgi. Yani doğru yerde eğitim vermek istemişseniz de eğitim yanlış vermişsiniz. Öyle yani yapacağınız eleştirileri her zaman dostane kabul edeceğim bilim. Çünkü çizgimiz ortak çizgiyle devam ediyoruz. Gençlere güzel mesajlar verdim. Başka bir şey istemeyiz. Geek TV ile şu an organik ya da inorganik hiçbir bağım kalmamıştır. Şey yayın açılmamış. İşte bu Ay Yıldızı piçlere yayın açılmamış. Ben oradan kızdım kardeşim. Gitmeyecektiniz. Ben uyardım mı uyardım. Bu mevzu yüzünden pilav yayını niye açılmamış? İbrahim diye her gece diyor köküne kadar pilav yayını açılıyor diyor. Arkadaşlar deşifre oldu pilav yayını niye açmadı? Ya açsam bir türlü açmasam bir türlü. İbrahim sen bunları gördün mü? Ha? Sen bu yavşağı görebildin mi? Sen uçaktaki ateisti görebildin mi? Hala peşinde orada chat'te yazan bir yer insanlar var. Bunları görebiliyor musun? Neredeyse benim gibi insana bile PKK'lı diyecektin ya. Heh.
her zaman ciğerini sana açmış, seninle yan yana yürümüş, ölümüne hem de. Hiçbir zararını istemeden GİKTV'nin yükselmesi için, bu İslam dininin ne üdüğünün ortaya saçılması için seninle beraber olmuş bir adama tekme vurdum bunlar için. Evet arkadaşlar, ama olsun, yine de dediğim gibi her zaman destek olabiliriz, yanında olabiliriz. Samimi olduğu sürece, din eleştirisi yaptığı sürece, ama bu tür insanlara dikkat etmek gerekir. Dediğim gibi bu insanlar, insan değil bunlar. Bunlar insan değil, cepheye de gidilmez bunlarla. Evet, esen kalın değerli insanlar. Bunu anlatmak istedim.